Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dua gönderdim babama. Böyle sabahtan beri ağlıyorum. Bugün tam 2. senesi arkadaşlar. Babamın ölümünün 2. senesi tam bugün 16 vardı arkadaşlar. Böyle sabahtan beri ağlıyorum. Kur'an okuyorum falan. Aynen böyle arkadaşlar. İşte tam bu saatlerde saat 7'yi 2 gece yani 7'yi 4 gece 7'yi 10 gece bilmiyorum artık tam. Babam vefat etti. Bugün yine aynı saatte Yasin Umut'u gönderdim. Bugün de aynı saatte gönderdim arkadaşlar. Konuşamıyorum. Şimdi o abdeyim ya. Yani kendiliğinden gelen bir şey arkadaşlar. Allah. Konuşamıyorum şu anda gerçekten. Canım babam, canım babam. Şöyle bir su içeyim bari. Benzer bir şey var, bir şey var. Saatte böyle bir nasıl denk geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi babamın ölüm şeyini de düşünüyorum ama bir bilmiyorum artık yani. Aynı saatte vefat ettiğine 2 sene önce bugün ben aynı saat ile Yasin'i bulup arkadaşlar işte sabah uyandım. Namaz kılarken başladım böyle bir babam şey yaptım düşünüyorum.
Gözünden yaşlar akıyor, kendilerinden akıyor. Sonuçta gerçek dünyasına gitti tabii ki. Abdest namazı gitti. İyi bir insan olarak gitti arkadaşlar. Maneviyat yüksekti. Yani ben sürekli arkasından ağladığıma göre babam maneviyat yüksekti arkadaşlar. Namazını kılardı. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Gözlerim yani 2 saattir ağlıyorum, 2 saat, kaç saat oldu. Ben sabah ezanlarından uyandım. Dün gece namazımı kıldım yine. Allah için namazımı kıldım. Sabah namazımı kıldım. Yani babamın yoğun bakımdaki en son vakti aklıma geldi. Düşündüm yani şöyle. Falan dedim. Ama böyle hiçbir şey yapasım yok arkadaşlar. Bugün böyle gönderdim babamın şeyine. Kahvaltı daha hatim falan okuyacaklardı bugün yurtta. Kendim şimdi okudum, hatim okuyacağım. Bunlar arkadaşlar. Ya bugün de Yasin'im okudum dedim baba ben. Babacığım dedim, baba ben dedim, Ayşe dedim. Böyle fırdım yine aynı. Vefat ettiği günde olduğu gibi arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Şu videoyu biraz izlesem. Şimdi telefonu. Hayır öyle değil, öyle değil. Sadece telefonum. Tamam. Biraz kaldı, biraz kaldı. Tamam. Işığı kapatabilir misin? Gözükmez. Karanlıkta konuşalım. Gözükmezsin ki. Gözükmezsin. Ağlıyorum zaten, benim göstereceğim. Bakayım. Hiçbir şey gözükmüyor. Olsun, bugün böyle karanlık olsun arkadaşlar. Işığı yok arkada bir şey. O da şey yanı sönüyor. Böyle olmak istiyorum gerçekten arkadaşlar. Böyle ağlamak istiyorum. Yani kamera, telefon çekmesem de zaten bu şu an yaşayacağım arkadaşlar onun için. Siz de görüyorsunuz bu arada. Canım babam. Canım babam. Bunlar için bu bir tane. Maneviyatından bize de geldi arkadaşlar. Sabah kalktım arkadaşlar böyle bir değişik bir hava var böyle bir maneviyat yüksek.
Ve bugün Antalya yağmurlu. Arkadaşlar şimdi ne diyeyim? Bugün arkadaşlar sadece şey yapmayacağım. Patron var işte 4 sabahleyin Yasin okuyuncaya kadar bir 10 saniye falan okudum. Şimdi 4.500 kaldı. Onu okuyacağım. Gözlerim şişti arkadaşlar. İşte babam vefat edince de aynen böyle. Arabada duymuştum şey babamı söylediler. Furkan telefonu açtı ona vefat etti baba dedem diye. Ay arkadaşlar benim gözlerimden yaşlar akıyor. Bu sefer de indim. Gözlerden yaşlar akıyor. Antalya bindim minibüsü arkadaşlar. Bazen ışkıra ışkıra ağladım, bazen ağladım. En son artık gözyaşları bitti. Şeyde, ısvarda da bitti. Vardım orada ağladık. Sonra gözlerden yaşamıyor artık. Öğleden sonra babamın defnettikten sonra. Ben sonra benim artık gözümde yaş kalmadı, ağlayamam arkadaşlar. Ay, pardon arkadaşlar, ağzım burnum gözüm akıyor. Köyden geldi işte şey halaları. Güllaba, halamın kızı olur Güllaba. Güllaba deriz. Ondan sonra Dudala, Fatmala, Sultanaba, Afyon'da. Döne abla Afyon'da arkadaşlar. Kardeşim bunlar Melek. Ondan sonra arkadaşlar hepsi geldiler cenazeye. Annemin komşuları geldi falan. Sonra hani işte Fatma hala, yani babam kardeş oluyor hala. Bir ağıt yaktı. Evet. Hepimiz aynı duyguları yaşadık, ağladık. Halam oluyor. Ağız yaptı arkadaşlar kardeşim. Yani şu an söyleyemem, anlatamam. Güllab aynen. Orada torunu vefat etmişti. Bize böyle çabalar. O da böyle zaten şey. İçi acı dolu.
artık ya, yani böyle bir anıt yaptı arkadaşlar. Dayı diye. Nasıl ya, bayağı bildiğin benim içim döktü olur neyse. Dayı bizi bıraktı. Daha neler söylüyordu, ben şu an efendim onları söyleyeyim. Derken arkadaşlar biz zaten hani böyle köyde halaların şeyleri, yeğenleri, babamın çok düşüyordu böyle kardeşlerine falan. Öyle yurt dışına gider gelirdi. Ama onlardaydı arkadaşlar. Yani hepimiz aynı anda aynı duygu yaşadık yani. Ağla. Sonra öğleden sonra olmuştu. Aynı zamanda sandıkla geldi. Aynı zamanda geldi, ağlıyor. Onlarla da hep beraber. O hep böyle hepsine bir şeyler söyler, takılırdı yani. Böyle bir ne farklı bir insandı baba. Allah sonra Ayzem'e geldi, o da ağlıyor. Ayzem'e dedim, biz dedim ağlamaktan gözlerimize yaş kalmadı. O benim yanımda ağlayamadım arkadaşlar. Çünkü gözümdeki yaş kurudu. O gün kurudu arkadaşlar ama şu anda hala var. Neyse, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Ne diyelim? Ya şu anda ben duygularımı babamın arkasından üzülüyorum böyle her sene. Yıllarımda böyle ağlıyorum arkadaşlar. Ya bu da Allah'tan gelen bir şey. Yani 16 Mart'ta böyle ağlıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Yani halam ve Güllava resmen orada ağaç yaktılar. Resmen beni anlattılar yani. Babama söyleyemediklerimi orada söylediler arkadaşlar böyle. Hep beraber aynı duyguları yaşadık orada. Annem hiç ağlayamadı. Annem şeyde cenazede durdu kaldı kadın. Ağzım burnu tıkandı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi gerçekten bugün böyle bir insanım ya. Üzüntüm, duygularım. Hüznüm arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız şey yapmış arkadaşlar, bir şey şiir okuyor böyle seccadem. O kimin şiiri tam hatırlayamadım ya. Çok güzel bir şiir, onu da ezberlemek istiyorum. Allah ve seccade ile ilgili, yani sadece Allah var ve seccademiz var. Yani bizim yanımızda arkadaşlar. Babam da yani namazını kılan seccadesi vardı babam. Yani bir an o aklıma geldi. O şiir dinlerken de ben böyle ağlıyorum arkadaşlar. Ama şu anda her 16 Mart'ta olduğu gibi yine ağlamaya başladım. Aynı saatte babam vefat etti saatte arkadaşlar. 2 sene önceki şeyi yaşadım tekrar. Böyle bir maneviyat var. Şimdi ben şeyle gönderdim ya. Hatim yurttan okuyup gönderecekler arkadaşlar. Onun havası varmış gibi geldi sanki bana. Sanki babamın hissettiğini ben de hissetmişim gibi geldi arkadaşlar. Babacığımın ceketini de giydim böyle arkadaşlar. İşte ne yapıyorum ben şimdi babamın arkasından? Tabii ki üzülüyorum. Şimdi ağladım arkadaşlar yarım saat gördüğünüz gibi. 2 saattir de ağlıyorum. Babamın arkasından ağlıyorum, hüzünleniyorum, üzülüyorum. Ama yeri gelmez zaten. Bunun bilincindeyim sonuçta. Sadece hüzünleniyorum. Duamı gönderiyorum arkadaşlar. Başka ne yapabilirim babam için? Dua her gün Yasin okuyorum. Babamın vefatından beri genelde her gün böyle arada atlıyorum arkadaşlar. Her gün Yasin gönderiyorum.
Sonra işte böyle arada bir şey falan gönderiyorum. Kahvaltı, sahur. Öyle şeyler gönderiyorum. Her gün sadakamdan gönderiyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Başka da yapacak bir şey. Hep dua edeceğim. Başka ne yapabilirim ki? İşte ilk babam vefat ettiğinde ilk gün arkadaşlar ben böyle sanki babamın hissettiklerini hissediyormuş gibi dedim. Babam şimdi mezara girecek. Hava soğuktu Mart ayında. Dedim üşüyecek. Nasıl olacak? Nasıl yapacak? Canım babam. Yani onun hissettiği şeyleri babam tabii ki öyle hissetmemiştik de. Ben böyle uyuyamadım. Gece oturuyorum. Önce namaz kıldım. Gece namazı falan kıldım arkadaşlar. İşte Kur'an okudum herhalde. Bugün hatırlamıyorum. Gece sanki böyle babam üşüyormuş gibi geldi. Yani bunu yakında vefat edenler bilebilir arkadaşlar. Böyle farklı bir duyguydu. Yani böyle bunu bir hafta belki en az bir hafta yaşadım böyle arkadaşlar. Babam mezara girdi. Orada üşüyecek. Ne yapacak orada falan diye. Öyle şey yaparım arkadaşlar. Düşünüyorum. Böyle ise var. Bütün herkes gelmişti işte cenazesinde. Bir anda herkes toplaştı. Bütün babamın sevdikleri, tanıdıklarımız. Hepsi babamın tanıdıkları, sevdikleri, konuştukları hepsi. Bir anda geldi cenazeler arkadaşlar. Hepimize güç verildi arkadaşlar. Böyle evlatlarına, anneme bir güç, bir farklı bir gücü vardı babam. Annem işte ağlayamadı böyle. Kadın hiç ağlamadı, hiç ağlayamadı. Böyle kas katı kat kesildi. Böyle bekledi kaldı. Hiç ağlayamadı yani. Onun için annem şimdi şoku atlatamadığı gibi bir şey. Gerçi abdestini alıyor, namazını kılıyor arkadaşlar. Ne yapsın kadın? Ne yapabilir ki? Biliyorum anne böyle kendine gel birazcık hani abdestini namazını alıyor çok şükür. Namazını kılıyor. Dedim hani biraz kendine gel. Doğmaya çalış. Annem babam ayrılmaz ikiliydi arkadaşlar. Babam olmayadan geldi. Sürekli bir çuva atış içerler. Sabah çayı beraber içerler. Namazları beraber kılarlar, yemeği aynı anda beraber yerler, beraber gezerler, Isparta'lar, Sandıklı. Sandıklı Yenibel Doğaköy, annemin babamın köyü. Oraya giderler, Antalya'ya gelirler arkadaşlar, hiç birbirlerinden ayrılmadılar. Babam geldi işte, çocuklar dağıldıktan sonra babam vardı. Annemin yanında 15 sene sonra geldi, Almanya'da çalıştı. Onun için birbirlerine iyice alıştılar ya, babam, annem tabii yokluğuna dayanamadı arkadaşlar. Yani orada bir ağlasaydı, vefat edince ağlasaydı biraz rahatlardı, hiç. Şimdi arada bir ağlıyordu. Az az ağlıyor, yani cenaze kalkarken şöyle bir ağlasaydı rahatlayacaktı. Hiç ağlayamadı, hiç. Falan dağıtıldı arkadaşlar. Öğleden sonra babamın cenazesi zaten 2:30-3'te falan kalktı. Oradan geldik. Pide falan geldi. Nereden gelmiş bilmiyorum. Herhalde bizimkiler falan aldı. Herkesin evine dağıttılar. Yendi. Yedik arkadaşlar biz de. O acıyla sabah oğlum sabahleyin simit almış biz. Şeyde buluştuk otogarda. Ben korktuğumdan ağlaya yarım saat sürüyor. 45 dakika sürüyor arkadaşlar. Ağla geldim yolda. Sonra beni arabayla almaya geldiler otogara işte. Oğlum da simit almış hemen.
Böyle zaman kapattırmak şeyler gibi görünse de önemli aslında. O başın sağ olsun hani. Eşim çocuk. Başka da diyeceğim bir şey yok. Şu anda zaten anlatamadım. Sadece ağlıyorum arkadaşlar. Yüzümden yaş geldi dedim arkadaşlar. Mucize derken işte böyle mucizeler yani ufak tefek böyle geçen gün depremi birazcık hissettim falan dedim ki o böyle arkadaşlar daha önceden olan şeyler. Yani şeyler yaşamıştım şu an daha önce anlamsın önce yaşamıştım dedim. Şu an aklıma gelmiyor zaten ağlıyorum arkadaşlar. Böyle ufak bir mucizeler ya mucize. Ben yaşadım. Doğru arkadaşlar mucize doğru. İşte bunları mı söyledim anlattın mı? Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Ben biraz daha burada belki ağlamadan çay içeceğim falan. Belki de yani gözyaşlarım kurumuştur. Bilmiyorum. Canım babam vefat etti arkadaşlar. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde ölüsüz yatsın. Köşklerde yaşasın ya Rabbi. Ben Yasir gönderdim arkadaşlar. Duam da ettim. Gönderttim. Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz bakalım. Selamlar, sevgiler. Bugün de ağladık arkadaşlar. Her zaman gülecek değiliz tabii ki. Allah hepinizin anasına babasına bütün ölmüşlerinize rahmet eylesin arkadaşlar. Ölümlü dünya işte ne yapacağız yani Allah gecinden versin de ölüm için hazırlanmak gerekiyor tabii ki. Yani ölüm için de hazırlanmak gerekiyor. Yani ölüm bu dünya olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ne yapıyoruz? Hem bu dünyada yaşıyoruz hem öbür dünya için. Yani hem maneviyat için namazımızı kılıyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz arkadaşlar. İbadetlerimizi yapıyoruz değil mi? Aynen böyle. İyi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Kapatmadan ağladım arkadaşlar. Görüyorsunuz ağlayınca böyle gözlerim böyle arkadaşlar. Sabahın ikisi, iki saattir, üç saattir böyle. Herkes böyle yakını vefat edenler yaşamıştır zaten sonuçta arkadaşlar. Görüşürüz, selamlar, sevgiler.